Sevgili izleyiciler, dışarıda Hakan'la da konuştuğumuz gibi şu anda ayrı ayrı araçlarımıza bindik. Tahmin ediyorum Hakan'dan sonra da şu anda benim yaptığım testi sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi şu anda Renault Megane Ares Tropi'yi kullanıyoruz. Gerçekten şehirli bir otomobil görüntüsü var gibi gözükse de dışarıdan baktığınızda rengiyle, özellikle sarı rengiyle, ki biliyorsunuz sarı ve kırmızı renkler otomobilde sportifliği ön plana çıkartır. Sarı agresif sportif rengiyle, dış yapısıyla gerçekten Megane Ares Tropi sportif karakterini bize yansıtıyor. Fakat hemen güzel taraflarına başlamadan önce Megane Ares Tropi ile ilgili hemen bir eleştiri yapmak istiyorum. Bu eleştiri ne derseniz, evet, gerçekten dışarıdan baktığınızda çok güzel sportif görüntüsünün yanında içine bindiğinizde standart bir Megane'a binmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani otomobilin içinde koltukların dışında bu sportifliği, tabii kullandığınız andan bahsetmiyorum, sadece ve sadece bindiğiniz an, otomobili çalıştırıncaya kadar olan ki ana kadar otomobil standart bir binek Megane otomobile binmiş gibi sizi hissettiriyor. Fakat çalıştırdığınız anda, bu da hemen Megane Ares Tropi'nin güzelliği, yani artı avantajı olarak söyleyebiliriz, hemen sportif özelliği ortaya çıkıyor. Motorun sesiyle, akselerasyonuyla, tarzıyla hemen kendisini hissettiriyor. Evet diyor, benim çok ciddi gücüm var ve bu gücü gaz pedalının altında azıcık bastığında hissedebilirsin diyor. Dolayısıyla bu dediğim negatif özellik sadece ve sadece bininceye kadar. Ama gerçekten de koltukların sportif özelliği dışında, ki Recaro yarış koltukları var, gerçekten bizi içine alan, sanki kollarıyla sarmış bir insan bedeni gibi sırtınızda hissediyorsunuz. Çok da keyifli ve sportif bir koltuk olduğunu söylemem gerekiyor. Ve bununla da hemen sportifliği hissediyorsunuz. Peki dışından baktığımızda özellikle arkasındaki, ortadaki güçlü egzoz çıkışı bakıldığında da yine bu sportifliği ön plana çıkartıyor. Çift egzoz bu arkadaki ve sportif arka spoiler'da bu sportifliğin çizgilerinin altını çizen güzel özellikler demek doğru olacaktır. Tabii ki çarpıcı bir sarı rengi var ki teste başlarken de bunu sizinle paylaştım. Dediğim gibi hemen size bu sportifliği rengiyle de hissettiriyor. Bu araç Megane Ares Tropi, Renault'un Formula 1 tecrübesini kullanılarak üretilmiş bir otomobil olduğunu söylemek gerekior. Ki biliyorsunuz Caterham Renault, Lotus Renault, Red Bull Renault gibi birçok araçlar hem motoruyla hem karoseriyle Renault teknolojilerini F1'de kullanıyorlar ki bu araçta bu teknolojiler kullanılarak yapılmış bir araç. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Focus'un bu sınıfta rakibi olduğunu söylemek gerekiyor. Nürburgring pistinde biraz daha hızlı olduğundan bahsetmek gerekiyor. Tabii orada birçok spekülasyonlarda, forumlarda bunun lastikten kaynaklanan nedenden dolayı bu farkın oluştuğu söylense de veriler daha hızlı olduğunu Megane'ın gösteriyor. Dediğim gibi iç tasarım aynı, Megane ailesiyle aynı tasarıma sahip.
özelliği yok diyebilirim. Yani sportif özellik anlamında. Yani direksiyon dahi biraz ufak tefek modifikasyonlarla değiştirilse de yine de çok standart görünüm içerisinde. Orta konsolda tabii ki aracın bilgi ekranında birçok bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Ki bu da kullanım esnasında standart olarak kullanıcısına fayda sağlayan araçlar olarak ön plana çıkıyor. Bağımsız ön süspansiyon yapısı ile asfalta çok iyi tutunuyor. Zaten pistteki dereceleriyle de Megane Ares bunu kanıtlamış. Çok iyi bir yol tutuşu var. Ve bu yol tutuşuyla size çok ciddi sportif bir keyif veriyor. Fakat burada yine bir artıdan bahsetmek istiyorum Ares'imizle ilgili. Normalde sportif otomobiller, özellikle de böyle yüksek güçlü sportif otomobillerde sert olur, süspansiyon sert olur. Bu araçta bu sert süspansiyon yerini biraz daha yumuşak konfora bırakmış. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda Megane Ares Trophy biraz daha rakiplerinden farklı, yumuşak, sportif bir özelliğin yanında konfor özelliğinde olduğunu söylemem gerekiyor ki bunu hissediyorum. Yine bir eksi söyleyebilirim. Vites aralıkları biraz düz vites kullanıyoruz. 6 ileri düz vites uzun geldi. Sportif araçlarda biraz daha kısa aralıklar olması daha çok tercih edilen bir durumdur. Burada ise biraz uzun aralıklar var. Bu da tabii ki belli bir devir için vitesi büyütmek için gaza basmanız anlamını taşıyor. Bu biraz negatif olsa da yine de aracın 265 beygirini hissettiğinizde çok çok keyifli bir durum sağlıyor. Teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. 2 litre hacminde turbo beslemeli 265 beygir güç üreten bir otomobilimiz var. Ve 360 Nm torkumuz var. Ve 6 saniyede 0'dan 100'e süratleniyor, hızlanan bir otomobil. Tabii ki fabrika verileriyle konuşuyorum. Maksimum hızı 254 km olarak belirlenmiş. Ares Trophy normal Megane Ares'e göre 15 beygir daha güçlendirilmiş ve bu 15 beygirle şu anda kullandığımız otomobil 265 beygir güç üretiyor. Tabii bu 15 beygir güç fazla üretmekle birlikte bu versiyonda bu güçle birlikte 20 Nm'de daha fazla tork üretiyor. Normal Megane Ares'te 340 Nm tork olduğunu söylememiz gerekiyor. Limitli, kaydırmalı, defransiyeli sayesinde hızlı viraj ve dönüşlerde otomobili hafif kaydırabiliyorsunuz ki bu da gerçekten kullanıcısına keyifli anlar sağlıyor sportif anlamda. Kuzeyden güneye indiğimiz bir test yaptık. Yani Almanya'dan Fransa'ya indik. Almanların meşhur BMW'si ve tabii ki Fransızların olmazsa olmazı Renault'sunu test ettik. BMW sportif özelliği olmasına rağmen içindeki motoruyla biraz düşük hacimli bir motordu, 136 beygirlik. Biz ise onun tam iki misli, neredeyse iki katı gücüne sahip 265 beygirlik Ares'i kullandık. Dolayısıyla ikisi de keyifli otomobiller. Tabii ki bu otomobilleri bence pistte kullanmak gerekiyor. Çünkü bu güç, bu tork bir araya geldiğinde keyfi doğal olarak sınırlandırılmış, kısıtlandırılmış trafik ortamlarında yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla bunları pistlerde test etmeniz gerekiyor. Ama gerçekten kullanım esnasında bize verdiği keyif fazlasıyla iyiydi. Bakalım Hakan da BMW için neler söylemiş, merakla bekliyorum.
nunca nasta.